Bildiğiniz gibi bilim harika bir şeydir. İnsanların kendilerini çevreleyen dünya ile ilgili tonlarca şey öğrenmesine olanak verir. Fakat daha da iyisi, aşina olduğunuz nesnelere tamamen farklı bir açıdan bakmanızı sağlar. Bunu yapmak için mikroskoptan başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bu videoda sıradan 14 şeye farklı bir gözle bakacaksınız. İlk önce resimde ne gördüğünüzü tahmin etmeye çalışmak için biraz zamanınız olacak. Sonra doğru ve genellikle kesinlikle tahmin edilemeyen cevabı bulacaksınız. 1 numara. Şu nefes kesici rengarenk nesnelere bir bakın. Uzak bir galaksiden gelmiş minerallere ve değerli taşlara benzemiyorlar mı? Ne yazık ki durumun böyle olması pek mümkün değil. Ne olduğunu tahmin etmek için 10 saniyeniz var. Aslında bu Çin'deki Jindao şehrinden bir kum tanesi. Görebileceğiniz gibi kum, mini minnacık minerallerin, kayaların, kabukların ve mercanların bir karışımıdır. İnsanların kumu çimento yapmak için kullandığını biliyor olabilirsiniz. İlginçtir ki kelimenin tam anlamıyla bir kum çölü olan Suudi Arabistan'ın inşaat amacıyla kum ithal etmesi gerekiyor. Ülkedeki kum tanecikleri öyle küçük ki çimento yapmak için kullanılamıyor. Acayipmiş. 2 numara. Ah, bu Orta Doğu'dan seçkin, tatlı bir ikrama benziyor. Ancak bu varsayıma katılmıyorsanız, bu güzel nesnenin ne olduğu hakkında kendi fikrinizi söylemek için 10 saniyeniz var. 3 şey ne tatlı ne de yenebilir. Fotoğrafta gördüğünüz şey bir çam iğnesi. Bu arada çam iğneleri gerçekten uzun ömürlüdür. Yaşları 100 yıldan 1000 yıla kadar varabilir. En yaşlı çam ağacı Kaliforniya'daki Inyo Ulusal Ormanı'nda ve 5000 yaşını geçmiş durumda. 3 numara. Bunlar soğuk bir kış gününde pencerenizde görünen buz desenleri mi? Ya da belki de su altı solucanlarının partisidir. Sizin tahmininiz nedir? Mikroskop altındakilerin ipek telleri olduğunu fark ettiyseniz kesinlikle haklısınız. Bu kumaş ince ve narin görünebilir ama ipek sicim aslında aynı çaptaki metal telden daha güçlüdür. Aynı zamanda ipek, yün ve pamuğa kıyasla yoğunluğu daha azdır. 4 numara. Ah, bu bozulmuş bir mısır koçanına benziyor, öyle değil mi? Diğer taraftan bu mısır koçanı bozulmamış ancak iyice közlenip tuzla kaplanmış da olabilir. Bu fikre katılıyor musunuz? 3 şaşırtıcı olan şu ki, bu objenin Hijack'le hiçbir ilgisi yok. Bu kırmızı bir deniz yıldızı. Canlı varlıklar olmalarına rağmen deniz yıldızlarının ne beyni vardır ne de kanı. Eski oda arkadaşıma benziyor. Ancak deniz yıldızı 35 yıl yaşayabiliyor. Deniz yıldızı ile ilgili en şaşırtıcı gerçek, avını yakaladıktan sonra midesinin ağız yoluyla vücudundan dışarı çıkıp yiyeceği sindirmesidir. Daha sonra tekrar vücuduna girer. İnsanlar bunu restoranlarda yapsa ne iğrenç olurdu. 5 numara. Şu hani kanepe alacakken rengini seçmek için kullanılan bir renk kartelası değil mi? Ya da bunlar çok yaratıcı birinin evindeki kiremitler mi? Kendi fikrinizi belirtmek için 10 saniyeniz var. 3 şey, bu bir kelebek kanadının mikroskop altındaki görüntüsü. Şaşırtıcıdır ki bu canlı renklerin altında kelebek kanadı tamamen saydamdır. O kadar incedir ki arkasını görebilirsiniz. Ayrıca kelebekler vücut ısılarını ayarlayamazlar. Dışarıda hava çok soğuk olduğunda uçamamalarının nedeni budur. Uçma kasları çalışmaz. 6 numara. Bunlar tuhaf renkli tenis toplarına benziyor. Ya da
egzotik bir tür havyar mı? Kendi fikrinizi oluşturmak için 10 saniyeniz var. Bu nesnelerin de kelebeklerle ilişkisi var. Onlar kelebek yumurtası. Ancak her yumurta böyle neredeyse saydam bir renge sahip değil. Kelebeğin türüne göre sarı, yeşil veya beyaz olabilirler ve birisi veya bir şey onları yerlerinden oynatmaya kalkarsa yumurtalar tahrip olur. 7 numara. Tehlikeli bir bakteri olmalı. Diğer taraftan insan vücudu hücresini andırıyor. Bu önermelerden herhangi birine katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız yanlış bir seçim yaptınız. Resimde gördüğünüz mayadır. Maya tek hücreli bir mikroorganizmadır ve aşılamayla yeniden üretilir. İlginç olan mayanın elektrik ve etanolü baz alan biyolojik araba yakıtı üretmek için kullanılabilmesidir. Sekiz numara. Şu güzelliğe bir bakın. Dökülmüş benzin mi? Ya da kristalleşmiş bir gökkuşağı mı? Muhtemelen sizin bir fikriniz vardır. Bunun balın mikroskop altındaki görüntüsü olduğuna karar verdiyseniz kesinlikle haklısınız. Bal asla bozulmayan bir üründür. Hava almayan bir kaba koyarsanız sonsuz raf ömrü vardır. Ne de olsa Mısır lahitlerinde tamamen yenilebilir halde binlerce yıllık bal buldular. Balı üreten sadece bal arıları değildir. Bal yapmasıyla bilinen bir böcek daha var. Meksika bal eşek arısı. Fakat bu eşek arılarının ürettiği bal konusunda dikkatli olmalısınız. Eşek arısının tercih ettiği çiçekler yüzünden bu bal zehirli olabilir. 9 numara. Su damlasından başka bir şey olamaz. Sizce de öyle değil mi? Durun. Belki de bunlar çeşitli tek hücreli organizmalardır. Ne dersiniz? Aslında bu ne bir canlı yaratık ne de su. Bu yapıştırıcı. 18. yüzyılın başında insanlar belirli bir balık cinsinden yapıştırıcı yapıyorlardı. Mersin balığından. Japon yapıştırıcısına gelirsek o bir kaza sonucu oluştu. Yaratıcısı da yeni maddenin bu kadar yapışkan olmasına son derece sinirlendi. 10 numara. Sıradaki görsel olağanüstü. Çok canlı görünüyor ve renkler çok enerjik. Meyve suyu mu? Kristal de olabilir. Ne dersiniz? Bu güzel görsel normal bir kırmızı lahana. Sebzenin büyüleyici renkleri bu tür bir lahanada bulunan bir flavonoid olan antosiyanin sayesinde böyledir. Bu flavonoidi çiçeklerin taç yapraklarında ve yaban mersininde de bulabilirsiniz. İnsanlar kırmızı lahanayı gıda ve giysiler için doğal bir boya olarak da kullanır. 11 numara. Sıradaki resim samandan başka bir şey olamaz. Ya da belki kalın bir ambalaj ipidir. Bu varsayımlara katılmak ya da reddetmek için 10 saniyeniz var. Aslında bu kışın çok sık muhatap olduğunuz bir şey. Bu malzemeden yapılmış eldivenleriniz, eşarbınız veya süveteriniz olabilir. Bu yün. Tarih boyunca yün farklı kültürlerde önemli bir ürün olmuştur. İnsanlar onu yalnızca giysi yapmak için değil, aynı zamanda sızmış petrolden kurtulmak ve yol kenarlarındaki erozyonu kontrol altına almak için de kullandı. Yün, yangın mukavemeti yüksek olduğu için eşsiz bir giyim malzemesidir. Ek olarak polyester ve naylonun aksine tutuştuğunda erimez. 12 numara. Sıradaki görsel hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar birkaç bükülmüş metal tel mi? Bu yapı çok güçlü ve sağlam görünüyor.
Bu, naylon liflerden oluşmuş bir düğümün mikroskop altında görünüşü. Naylon yüksek sıcaklıklarda erir ama kimyasallar ya da ter onu zayıflatamaz. Naylon ilk olarak diş fırçası kılı ve paraşüt üretmek için kullanıldı. Dünyadaki ilk sentetik kumaştı. İngilizcesi naylon olan naylon hakkındaki bir diğer ilginç bilgi de adını iki ünlü şehirden almış olmasıdır. New York, N-Y ve Londra, L-O-N. 13 numara. Bu egzotik türde bir ahşaba benziyor. Ancak daha yakından bakarsanız belli belirsiz bir ateş gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Size neler çağrıştırdı? Bir sürprize hazır olun. Dondurulmuş elma suyuna bakıyorsunuz. Elma dünyadaki en yaygın meyvelerden biridir. 7500'den fazla elma türü vardır. Farklı renkleri, şekilleri, dokuları, asit derecesi, sululuğu, besin değeri ve hatta hasat zamanı vardır. Dolayısıyla dünyanın farklı köşelerinde ne kadar çok çeşitte elma suyu olduğunu hayal edebilirsiniz. 14 numara. Sıradaki görsel oldukça sıra dışı görünüyor. Sokakta ayağınızın altındaki pislik olabilir. Yoksa büyük bir şehrin uzaydan çekilmiş büyük ölçekli bir fotoğrafı mı? Ne düşünüyorsunuz? Gerçek çok daha korkunç. Fotoğrafta gördüğünüz şey sıradan ev tozudur. Ortalama bir Amerikan evi yılda 18 kilogram toz toplar. Ev tozu, ölü deri, saç, polen, kağıt ve tekstil lifleri, toprak molekülleri, hayvan tüyü ve buna benzer şeyler içerir. Öğle yemeği yemek isteyen? Toz tanecikleri çok küçükse toz havada 5 gün kadar kalabilir. Aynı zamanda her yıl uzaydan mikro meteorit halinde gezegenimize 36 bin tondan fazla kozmik toz ulaşıyor. Yani mesele sadece ölü deri değil, ölü uzaylılar da olabilir. Toz sayesinde nefes kesen gün batımlarına ve gün doğumlarına şahit olabilirsiniz. Atmosferde toplanan toz kırmızı ve turuncu renkleri geçirir ama yeşil ve maviyi emer. Mikroskop altında gördüğünüz nesnelerden en çok hangileri kafanızı karıştırdı? İzlenimlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde yazın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine basarak hayata olumlu bakmayı unutmayın.